Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladı. Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bana biraz hikaye gibi geliyor. Çünkü bundan evvel de 4-5 sefer, 3 sefer duyduk gazete manşetlerini sırayla müjde diyerekten. Çay, şeker, tütün ürünleri kendimiz ürettik ama vatandaşa pahalı olarak yansıyor. Yani hiç rüyamızda görmediğimiz bir sürprizine karşılaştık. Bu kadar da hiç tahmin etmiyorduk ama çok şükür istediğimiz de buydu zaten. Daha önceden de doğalgaz bulunduğunu açıklanmıştı fakat sonuç gelmedi. Yani bunun da onlar gibi olmasını istemiyorum. Gülümsüyorum yani başka. O adam yalan söyler mi ya? Reis yalan söyler mi? Ben duymadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi açıkladı. Evet. Karadeniz'de 300 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu söyledi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vatanımız, milletimiz için çok büyük bir olay bu. Özellikle cari açığı, yani enerji ithalatı yapmak zorunda olan ülkeler için cari açığı kapatmak çok zor. Bu muhteşem bir şey. En azından 7-8 sene deniyor ama daha ikinci katmanın olduğunu söyleniyor. Bunun hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de ihracattan gelen döviz gelirine de sebep olacağı için memleketimiz için çok büyük bir olay. İnşallah bu vatandaşa da yansır tabii. Sadece cari açıkla kalmaz. Kişi başı gayri safi milli hasılamız da artacağını düşünüyorum ben. Ama yakın zamanda olmaz muhtemelen. Bir 3-5 seneyi bulur diye düşünüyorum. Ya bunun iyi işlenmesi lazım. İyi işlenmediği sürece bize hiçbir katkısı olmayacağı için iyi işlenmesi lazım sadece. Bunu düşünüyorum. Ve 2023'te sanırım bize sunulacakmış, hizmete sunulacakmış. Bunun da çok geç olduğunu düşünüyorum. 2 yıllık bir süre. Yani geç olduğunu düşünüyorum ve bence değerlendirilemeyeceğini düşünüyorum ben. Neden değerlendirilmeyecek peki sizce? Çünkü Türkiye gibi bir yerde yani elimizdeki hiçbir şey değerlendiremiyoruz. Mesela Suriye'de falan da petrol var ama onlar da değerlendiremiyor. Öyle bir şey olacak yine. Biz de öyle bir konuma geleceğiz. Vatanımıza, devletimize, milletimize inşallah hayırlı olur. Güzelce onu bulmaktan ziyade işlemek önemli. Güzel olabildiği şekilde işlenirse elbette bize faydası olacaktır. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ülkemiz için çok faydalı olacak. Yani bir oyun çevirmezlerse bu işte inşallah. Vatana, millete hayırlı olsun. Çok iyi olacak. Böyle yani ülkemizde çıkan milli servetlerimizin ortaya çıkıp da halka yarayışlı bir şey olacaksa ne mutlu bize. Yani eğer dışarıya satabilecek durumdaysak yani tabii ki herkes için daha iyi olur. Kendi dolarımızı elde etmiş oluruz ama satamayacak yani o kadar sadece bize yetecekse çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. İyi olmuş. Memleket için iyi. Devamını dilerik. Geç gelen şöhretliyim. Zamanında bilmiyorum hani büyüklerimizin artık hani şu 2003 anlaşmasından dolayı mı girmediler veya giremediler mi bilmiyorum. Hayırlısı olsun Türkiye'miz için. Kanatlarda yurt dışında diğer ülkeler için o şey işlettirecekler mi bize? İşlettirmeler mümkün de soracağım sonra da diyeceğim de bu kadar yani. İşlettirmezler Türkiye'yi. Neden? Bütün dış güçler üstümüzde. Bizi kıskaç almak istiyorlar. Savaş çıkarttırmak istiyorlar. Ha bunun üstesinden Cumhurbaşkanı Raf kendisi gelemez ama Türk milleti gelir bunun için. Hayırlı olsun. Türkiye için çok güzel bir şey. Ekonomimiz açısından insanlar refaha kavuşur bence. Benim görüşüm bu. Ya aslında hani ülkemiz için faydalı oldu. Nasıl olsa dışarıdan alıyorduk. Yani herhalde fiyatlar düşer gibi gözüküyor. Eğer çıkartabilirlerse yani çok derinde değilse ülkemiz için faydalısı çok güzel bir şey olur yani. Ki Cumhurbaşkanımız da yaptığı her işte bu ülkeye faydalı işler yapmıştır. Bunun da ülkemize fayda sağlayacağını düşünüyorum. Vallahi Türkiye'miz için her şeyin güzel olacağını düşünüyoruz şu an. Doğalgaz da büyük bir müjdeydi. Vatana, millete hayırlı olsun. Ümitliyiz. Yani çıkmışsa bir metreküp bile memleketimiz için faydalıdır. Tamamını bir görmek lazım. Bir sene, iki sene sonra daha netleşir diye düşünüyorum. Vallahi şu an bir şey düşünemiyorum ama mutluyuz tabii. Umarım hayırlı olur Türkiye için. Hayırlısı olsun Türkiye için. İnşallah tamamen sonuçlanır. İnşallah iyi olur Türkiye için. Çok güzel bir şey. Memleketimiz için çok
güzel bir sürpriz. Yurt dışına bağımlı olmuyoruz. Dış ülkelere bağımlı olmuyoruz. Kendi doğalgazımı kendimiz çıkartacağız. Yani bundan mutlu başka bir şey olamaz bence. Yani ben Almanya'dan geliyorum şu an. Yani bunu duydum, çok sevindim. Yani başka da bir şey diyecek şeyim yok yani şu an. Sizce bundan doğalgaz Türkiye'yi nasıl etkiler peki? Ya halle ki bütün olmayan yerlere de dağıtılır. Onlar da faydalanır. Çoğu yerlerde yok misal, yani köy gibi yerlerde, kasab gibi yerlerde yok. İnşallah bunlara da bağlanır. İnsanlar faydalanır bundan. Çok güzel. Türkiye için çok güzel, iyi bir şey. Yalnız bana biraz hikaye gibi geliyor. Çünkü bundan evvel de 4-5 sefer, 3 sefer duyduk gazete manşetlerini sırayla müjde diyerekten. Şimdi de inşallah yani tam bu kritik anda, milletin böyle tam bezginlik zamanı, bu hastalık olduğu sıralarda böyle bir şey umut verici. Biraz işte hava bulandı, bugün de serinledi. Biz de onun yüzüstü hürmetine böyle diyecek bir şeyim yok. İnşallah iyi olur. Sevinmez miyiz ya? O kadar gaz çıkacak. Bu yoksul ülkeyiz biz öyle. Çok bir abartılacak bir tarafımız yok. İnşallah iyi olur. İnşallah dediği gibi olur. Çıkar, dışarıya da satarız. Bunu istemeyen kafirdir. Müslüman da olsa, ben açıkça konuşuyorum, kafirdir bunu söyleyen. İstememezlik diye bir şey yok. Fakat gerçek olaraktan böyle bir şey varsa ne mutlu. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türkiye'ye, ne mutlu, değil mi? Ben yani eğrisinde doğrusunda konuşuyorum. Fakat bu kritik anda böyle bir müjde, milleti böyle bir şey etmek, aldatmasınlar bizi. Yeter ki biz onu istiyoruz. Aldatmasınlar. Söylenecek çok laf var. Söylemiyorum. Bu kadar yeter kuzum ya. Valla iyi oldu. Yani vatan için, millet için, ülkemiz için. Yani sevindirici bir haber. Yani ekonomimiz, yani bu doğalgazla dışarı bağımlılıktan kurtulması. Yani çok güzel bir şey. Memnun olduk. Ya bundan daha iyi bir şey var mı yani? Kötü düşünmek olur mu? Yani bizim lehimize çok güzel. Yani memnunuz. İnşallah iyi olacak. Peki yalan olduğunu söyleyenler var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Sadece gülüyorum ona. Gülümsüyorum yani. Başka. O adam yalan söyler mi ya? Reis yalan söyler mi? Ben duymadım. Ama bazı zihniyetler değiştiremem, ama yapacak bir şey yok. Onlar da o şekilde ayakta duruyor. Ne yapacağım? Rüyalar gerçek oldu. Manası da gerçek oldu. Yani hiç beklemediğimiz bir anda bir güzel bir sürprizimiz oldu. Daha çok olmasını da isteriz bu konularda. Dileriz Allah'tan daha uzun günlerde güzel bir Türkiye'yi, daha ileriye yürümek için daha sağlıklı bir günleri diliyoruz. En çok istediğimiz temelli de budur. Yani hiç rüyamızda görmediğimiz bir sürprizine karşılaştık. Bu kadar da hiç tahmin etmiyorduk ama çok şükür istediğimiz de buydu zaten. Dışa bağlılıkları muhtaç olmadan kendi hakkımızı kendimiz olarak kullanacağız. Evet, ülkemiz adına sevindirici bir haber. Bundan dolayı tabii ki memnunum, mutluyum. Ancak daha önceden de doğalgaz bulunduğunu açıklanmıştı, fakat sonuç gelmedi. Yani bunun da onlar gibi olmasını istemiyorum. Yani bizi gazla oyalamalarını istemiyorum. Gerçekten çıksın ve bulunsun. Yani halkın istifadesine sunulmasını bekliyorum, önemsiyorum. Ülkemiz açısından çok iyi olacak ama işte 2023'te gelecek diyor, ama vatandaşa nasıl yansıyacak? Yani şimdi kendi ürettiğimiz şeyler de bakalı. Yani doğalgaz çıkması önemli değil. Vatandaşa nasıl yansıyacak? Ama milli servet olarak çok güzel. Ülkemize faydalı. Mesela şimdi atıyorum çay, şeker, tütün ürünleri kendimiz ürettik ama vatandaşa pahalı olarak yansıyor. İnşallah doğalgazda ucuz bir şekilde tüketiriz. Yani ülkemiz açısından çok iyi. Memnunuz. Zaten dış güçlerde bunu olmasını istemiyoruz. Siz de farkındasınız herhalde.